cezaevinde meşhur oldu. Başımız eğer bu konuda belaya girecekse girsin, ben gelir yanıyla gel. Valla yaşıyor. Evet. Ben öyle diyorum. Öyle yaşıyor ya, yaşıyor anasını yerine. Yaşıyor, Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Yeri cennet olsun. Bugün düşünemeyeceğim kadar başım bela. Ahmet bana göre bir kaktüstü. Çünkü dikenleri olan bir bitkiydi, bir insandı. Ve o dikenlerini sürekli batırırdı birilerine. Türkiye bir simgeler toplumudur. Bıyığınızı uzatış biçiminize yahut da giydiğiniz şeyin pardesüm parka mı olduğuna, kaşkolu bağlama şeklinize göre politik tanımlar yapılır. Bu meşhur Başım Belada şarkısı bir politik yönü var. Bir de politik dışı bir yönle tartışılıyor da, politika dışı yönüyle. O da şu, canım insan tabancasını helada unuturum. Bu kadar saçma şarkı olur mu? Bu simgeler toplumunda da parçalar kim söylüyor, nasıl söylüyor, ne tarz giyiniyor ya falan göre belirlenmiştir biraz da. Türkiye'de gerçekten herhalde tabanca unutmak diye bir olay var. Hatta ve hatta Trabzon'da bir mola yerinde bir Cumhuriyet saldırısı herhalde tabancasını unutmuştu. Bu da ajansa haber olmuştu. Sevdiğim inanamayacağım kadar seni esmer kız. Kirpiklerinde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik boşa kal yaban çiçeğim. Yanaşmakta başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş, başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızdır, nereden baksan tutarsızdır, nereden baksan ahmakça, başım belada. Türkiye'de aslında 50'lerin sonuna kadar muhalif müzik diye bir şey yok. Ama ne zaman 50'lerde Yaşar Kemal, Fikret Otyan filan röportajcılar başlıyor, halkın sorunlarını anlatmaya başlıyor, kırsal kesimde, köylerde yaşayan insanların, o zaman şehirlerdeki insanların daha toplumsal sorunlarla ilgilenmeye başladığını anlıyoruz. O röportajcılar bize bir şeyin ipucunu veriyor. Muhalefetten anlanan şey daha kırsal alandaki sorunlar olacak. Muhalif müzikte daha köy müziği, halk müziği olacak. Şimdi bir yanda hakikaten kırsal kesimden gelen aşıklar var. İlk örneği İhsani, sonra işte Mahsuniler, şunlar bunlar filan. Onlar daha takım elbiseyle, cekette filan söylüyor. Ama bir muhalif olsun olmasın, Robert Kolejli Cem Karaca, Alman Liseli Erkin Koray, Galatasaray Liseli Barış Manço, Türkiye'nin batı cephesinin açılmış üç ayrı pencerenin insanları sırmalarla, kaftanlarla, en geleneksel kıyafetlerle çıkıp bir müzik yapıyorlar. Bu rock alanı. Bir Ruhi Su var, opera kökenli bir insan. O türküleri yorumluyor. O türküler aslında çok politik içerikli olmasa da vay bu ne komünizm diye yorumlanıyor. Keteng oynak filfilli nineler, keten göynek filfilli nineler, nereden aldın bu dili nineler, nereden aldın bu dili nineler, bu dil buranın der.
İstanbul beline. Elvan elvan memeler, kavşamıyor dumeler. On günlerden salih, yarim Reyhan Dali. Maşallah değil ihmallar, digi digi dal dal. Ruhusu yaşamı boyunca en yasaklı. Yani gerçekten Nazım Hikmet'le birlikte en yasaklı sanatçıydı. Menşeğini aldılar, sazını da aldılar. Askeri cezaevinde parmaklarım duracak diyordu. Sonunda Şeker Oğul diye bir işçi buna gizlice paspaslardan, tahtalardan oyarak o günkü ilkel şartlar altında bir saz yaptı, onu hiç unutmuyorum. Ve asıl o gün o sazı eline alıp da çalmaya başladığı günkü yüzünü ve sevincini unutmuyorum. Gençler Ruhusu'yu tanımıyorlar. Mesela 12 Eylül'den sonraki gençler, çünkü her iktidar değiştikçe Ruhusu'ya bir yasak geliyordu. Çözülen bir yün yumağı, akıp giden günlerimi. Türkiye'nin çok kıymetini bilmesi gereken insanlardan biri de Tülay German. Tülay German biliyorsunuz o Burçak Tarlası ve diğer müthiş parçalarıyla patlama yaptıktan sonra Paris'e gitmişti. Paris'te Erdem Buri ile birlikte çok küçük bir evde oturuyorlardı. Savrulan yapraklar gibi akıp giden günlerimiz. Erdem Buri'nin müziği, Tülay German'ın sesi, Ruhusu'nun sesi, bunların türküleri Anadolu'dan aldıkları ve biraz batılı biçimde yorumladıkları o sesler büyük şehirlerin kulüplerinde yankılanıyor ki enteresan bir olgu ama sonra küskünlükler oluyor. Yasal açıdan bir takım yıldırmalar oluyor. Bu insanların bazıları yurt dışına gidiyor. Yasal sürgün değilse de fiili olarak mecburi bir sürgün. Daha sonra Ahmet Kaya'nın yaşayacağı gibi. O dönem bitiyor ama türkülerin büyük şehirlerin kulüplerinde çınladığı bir dönem yaşıyor Türkiye 60'larda. Benim çok savrulan bir hayatım vardı. Türkiye savruluyordu bir yandan. Düşünsenize yani biz 3,5 darbe görmüş bir kuşağız. 1960 darbesinde 14 yaşındaydım. Daha sonraki darbeler bizim üzerimizden silindir gibi geçti 12 Mart, 12 Eylül. O kadar çok acı çekildi, o kadar çok etrafımızda arkadaşımız gitti, o kadar hunhar ve hoyrat olaylar yaşadık ki ister istemez bir ağıt geleneğini devam ettirmek düştü. Çünkü mesela şu çok ilginçtir. Paris'te oturduğum yıllarda bir gün Uğur Mumcu ziyarete geldi. Roma'dan geliyordu. Mehmet Ali Ağaç'a davasını takip etmişti. Ondan sonra ona böyle yeni yaptığım bir parçayı çaldım. Bedrahmi Eyüboğlu'nun sözlerinden Yiğidim Aslan'ın Böyle Yatıyor. Çok duygulandı. Gözleri yaşardı. Yemek masasındaydık. Hatta ya nasıl parça bu falan dedi. Sonra bakıyorsunuz ki bu parçayı büyük kitleler Uğur'un cenaze töreninde söylüyorlar. Hiç kimse duymadan hükümleri Yiğidim Aslan'ım burada yatıyor. Temmuz 1971'de yayınlanan 2 adet 45'lik plağımın Katip Arzu Halim Yaz Yare Böyle, Mapushane içinde mermerden direk, Tatlı Dillim Mapushanelere Güneş Doğuyor, TRT kurumunda halktan gelen talepler doğrultusunda çok sık yayınlanıyor olması ve aynı günlerde Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının hapiste olması ve bu durumun mapushaneleri anlatan şarkılarımla örtüşmesiyle TRT kurumunda yıllarca sürecek sözlü yasak başlamış oldu. Kimi zaman asker kaçağı diye arandık, tutuklandık. Kimi zaman albümlerimiz toplatma kararıyla toplatıldı. Şarkılarımızı çaldığı için radyodaki DJ'ler işten çıkarıldı. Bazı dinleyicilerimizin çantasında yorum albümleri çıktığı için gözaltına alındı, işkence gören dinleyicilerimiz oldu.
tahliye edildim. Ancak bu dava hala devam ediyor ve ben cezaevinde geçirdiğim günlerden dolayı mağduriyetimin bir karşılığı olmalı diyerek davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdım. Sonucunu bekliyorum. Diyorlar peki albayım, nesi var bunun ya? Komisyonun ilgisi var. Ha diyor, komislik sesinde diyor. Sürekli mahkemelere gittiğim için hiçbir iş yapamaz olmuştum. Kaldı ki yapılacak iş de yoktu zaten. Konser izni verilmiyordu çünkü. Kısacası açtım. Türkiye'de gerçekten bu politik çalkantının ortasında çok fazla sansürcü var. Ama iyi ki sansürcülerden daha yürekli, muhalif müzik yapmaya çalışan dostlarımız, sanatçılarımız var. Tavır galiba. Yani parçaları söyleyiş tavrınız da sizin muhalif kimliğinizi belirtiyor. Bir de sizden geliyor. Ben muhalefette olduğum için benim söylediğim her parçada muhalif algılandı tabii. 70'ler Türkiye'nin çok politik yıllarıdır. Benim de politik yıllarımdır. Çünkü sıkı yönetim hapishanelerinde kaldığım dönemdir. Hatta Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz adlı türküyü de 12 Mart hapishanesinde Ankara'da derlemiştim. Politik olmayan bir mahkum vardı. Bayağı 3-4 kişinin katili, Karadenizli bir çocuk. O böyle arada bir şeyler mırıldanıyordu. Ya sen ne mırıldanıyorsun Hüseyin dedim. Katil Hüseyin derdik. Ondan sonra böyle bir şeyler söyledi. Tam melodiyi de çıkaramıyor, toparlayamıyordu aslında. Ben ondan öyle uzun bir süre içinde yavaş yavaş aldım. Sonra bunu bir forma oturttum. Biraz derledim, başka kaynaklardan araştırdım falan. Öyle çıkardım o parçayı. 1341 nefsime uyudum. Sebep oldu şeytan, bir cana kıydı. Kahvin defterine adımı yazdı. Fakat Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz aslında, yani lafına bakarsanız olmaz. Katil defterine adımı yazdı. Eşkıya dünyaya da içimde dar olmaz. Bir yandan böyle devrimci ozanlar var. Bir yandan daha popüler olabilen siyasi şarkılar var. Mesela bir tanesi bir marş. 1 Mayıs marşı. Bir tanesi Aldırma. Buna o dönemin pop müziğini yapanlar da dahil. Bunlar Şanar Yurdatapan örneğinde olduğu gibi, Melike Demirağ örneğinde olduğu gibi pop müzik dediğimiz kulvarda da şarkılar yapabiliyorlar, ses verebiliyorlar. Ne haber arkadaş? İyi misin? İyi. Bak sana ne getirdim. ...1971 sonrasında bir general
TRT'yi Emir Komuta Zinciri altında yönettiği zaman, Musa Ön zamanında, burası müzik dairesi diye bir daire haline geldi. TRT'de ne çalınır ne çalınmaz onlar karar vermeye başladılar. Ve bu işte çok çok uğraştık ve 3 tane şarkı içinde Danıştay'a da gittik, dava açtık, 3'ünde de kazandık. Bunlardan en ilginçlerinden bir tanesi de We Shall Overcome'ın Türkçe sözcüsü olan bir gün gelecek dünyada cins, ırk, dil farkı olmadan insanlar kardeşçe yaşayacakları özetliyor. Danıştay kararı çok güzeldi ama bu nasıl TRT yayın ilkelerine aykırı olur? Neredeyse anayasanın şarkı haline getirilmişi şeklinde bir karar çıkmıştı. Ne yazık ki işte yurt dışına çıkmak zorunda kaldığım vakit evimdeki her şey yok olduğu gibi bunların belgeleri de artık elimde yok. Ankara'da oturuyordum, yayıncılık yapıyordum. Sonra işte bu askeri idare geldiği zaman benim tabii geçinme ve çalışma imkanlarım kalmayınca İstanbul'a geldim. İstanbul'da plak şirketlerini dolaştım. İşte benim bazı bestelerim var dedim. Dinleyelim dediler, stüdyoya gittik. Ben çaldım orada bazı besteler, o zaman yaptığım besteleri. Ondan sonra vallahi dediler, bunlar çok kaliteli ama bizim halk bunları anlamaz dediler. O dedikleri parçalardan bir tanesi Güneş Topla Benim İçin'di, melodisiydi yani söz sonradan geldi. Biri de Leylim'leydi. 7 yıldır uğramadım yurduma Leylim'i. Dert ortağı aramadım derdime Leylim'i. İbrahim Tatlıses o 80'lerde Leylim'leyi okuyunca 30-35 kişi, 40 kişi Leylim'leyi kaydetti. Şimdi o kadar garip bir durum oldu ki bu parçalar yani öğrenci yurtlarında söylendiği zaman müdahale edilen ve insanlara bunları dinlediği ve söylediği için acı çektirilen parçalar yönetimler tarafından birdenbire ana akıma gelen parçalar oldu. İnsanlar şunları söyler ve bunlarla eğlenir oldular hatta. '83-84'te o en demir yumruğun yavaş yavaş geri çekilmeye başladığı dönemde yeni sesler çıkmaya başlıyor. Ama bu sesler, 80'li yıllarda çıkan sesler, 70'li yılların, 60'lı yılların muhalif müziğinden, sol müziğinden farklı. Ya dışında sender çemberin, ya da içinde yer alacaksın. Mesela yeni türkü bir Akdeniz sesleri üzerinden muhalif müzik yapan, bir umut sesi olmaya çalışan grup. Çaresi yok kardeşim, her akşam böyle içip kederlenip mutsuz olacaksın. Meyhane masalarında mahvolacak. İlk Murat Anmungan'la tanışma dönemimiz işte 81. Hem Buğday'ın türküsünü yeni çıkartmışız. Selim'le birlikte, ilk önce Selim'le tanışmışlardı ve bir tiyatro çalışmasına girdiler. Tiyatro müziğini Selim Atakan yapıyordu. Murat Han da tek kişilik bir oyun yazmıştı. Ve içinde şarkılar vardı. Bu tiyatro hiçbir zaman ortaya çıkmadı fakat müzikleri kaldı yadigar. Şiirlerle, şarkılarla kendini avutacaksın ya. Ya da içinde yer alacaksın. Ya dışında sendir çemberin, ya da içinde yer alacaksın kendin içindeyken. İlk dönem yani gitarların yanı sıra bayağı bir bağlama çalıyorum. Daha halk müziğine yakın bir, aslında ilk albümümüz yeni türkü adına daha çok benziyor. Çünkü sonradan biz hakikaten daha değişik bir yola, Akdenizliliğimizi hatırladık aslında ve insanlara onu hatırlattık. Türkler biliyorsun pek kıyılarda yaşamazlardı. Kıyılara geldiklerinde orayı zaten talan etmeye başladılar. Müzik
protest müzik dünyası da hep bir bağlama sesi olurdu. Biz de ilk hakikaten bağlamayı kullandık ama biz aynı zamanda propaganda, ajitasyon grubu olmamaya da özen gösterdik. Yani o bizim tamam kişisel dünya bakışımız, siyasi seçimimiz burada ama biz onun illa bir propagandası, ajitasyon grubu olmamayı bildik. Çünkü zaten bizim için müzik çok öndeydi yani. Terli terli terli, şu terli turna, sanma ki yaralı, uçmaz bir daha, kalkılmış kanadı. Kente yalnızlık çöktüğü zaman, uykusunda bir kuş ölür ecelsiz, alıp da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar kör sağır dilsiz. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Ahmet Kaya'yı tanıyor musunuz? Seviyoruz. Aynı zamanda sevdiğim bir adam. Öyle mi? Ne anlamda seviyorsunuz? Şarkıları güzel. Aha. Kişisel düşüncesi güzel. Hani beğeniyoruz ama erken kaybettik. Ahmet Kaya niye öldü mü? Öldü, öldü. Ankara'da o. Paris'te öldü. Ahmet Kaya Ankara'daymış. Zindanlardan taşa taşa vur beni. Mamaklardan, metlislerden sor beni. Diyarbakır'a kanla bastın mührümü. Ceset ceset, kefen kefen sar beni. Ahmet Kaya'nın müziği iş çıktığı dönemde devrimci arabesk olarak adlandırılmıştı. Öyle adlandırır mısınız, adlandırmaz mısınız bilmem ama pek çok insanın duygularına tercüman olmuş bir insandı Ahmet Kaya. Pek çok solcunun demiyorum, pek çok insanın diyorum. Çünkü Ahmet Kaya'nın o kadar çok satan, ilgi gören albümleri vardı ki, bir de bir albümün birden fazla insana ulaştığını düşünürseniz, Ahmet Kaya dinleyen insan sayısı Türkiye'deki solcu sayısının birkaç katıydı. Çünkü hem siyasi yönü olan insanlara, hakikaten kendisini solcu, muhalif, dışlanmış hisseden insanlara sesleniyordu Ahmet Kaya, hem de siyasetin dışında hakikaten hayatın içinde bir siyasi anlam yükleyemeden itirazı olan, rahatsızlığı olan insanlara sesleniyordu. Varoş'ta yaşayan, o zaman daha 80'lerde varoş kelimesi bu kadar yaygın değil, gecekondu mahallelerinde, yoksul mahallelerde yaşayan, dışlanmış olduğunun bile kimsenin farkına varmadığından korkan insanlar vardı. Ben bir bıçak ucuyum, kavga vermiş halkına baş kaldırıyorum, hey varım benim farkıma şarkısını örnek veririm. İşte ana haber bültenini diyelim ki akşamları hepimiz izleriz. Bazıları izler gibi izlerler ama bazıları çok sarsılırlar ve çok etkilenirler. Yani dış dünya sizi hangi ölçüde etkiliyorsa üretiminize de bunu o oranda yansıtırsınız. Dış dünya Amid'i çok etkiliyordu. Yani sokak çok etkiliyordu. Sokaktaki haksızlıklar, eşit olmayan durumlar. 80'lerin karambol ortamında, yeni ekonomik düzenin insanları çok fazla hırpalayan ortamında fazlasıyla dışlanmış, ezilmiş durumda olduğunu düşünenlerin sesidir. Çok önemli bir şey. Yani müzikal açıdan değerlendirirsiniz, değerlendirmezsiniz ki ben müziğini de beğenirim Ahmet Kaya'nın ama müzikal açıdan hiç değer vermeseniz bile bir toplumsal olgu olarak çok yazık ettiği bir insan Türkiye'nin diye düşünüyorum. Şu dağlarda kalmasaydım, olsaydım
dökülüp ziyan olsaydım olsaydı, şu yalada kam olsaydım olsaydı, dökülüp ziyan olsaydım olsaydı, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş, keşke bir Ahmet bana göre bir kaktüstü. Şimdi kaktüsü kumlu topraktan koparıp yumuşak bir toprağa ekmek gibi, yani dikmek gibi. Dolayısıyla kaktüs yumuşak bir toprakta yaşamaz. Yani ben öyle tanımlıyorum. Bir de Ahmet bu topraklardan çok beslenen, sokaktan çok beslenen, sokaktaki tüm kıpırdanışlardan beslenen ve şarkılarını öyle yapan bir insandı. Onun için onun yani ülkesinden koparılması belki sıradan bir insana bu kadar ağır gelmeyebilir ama ona çok ağır geliyordu bu. Sürgünün kendisi de değişti. Yani işte o dönem Cem Karaca'yı göndermişler Almanya'ya, işte en son Ahmet Kaya'ya geldi. Ama yani birçok sanatçı yurt dışına gitmek zorunda kalıyormuş. Burada zaten medya sizi böyle bir alt kültür olma, işte Beyoğlu'nun arka sokaklarını kapanmaya ittiği zaman aslında o da bir nevi sürgün oluyor. Aslında biz onu yapmamaya çalışıyoruz yani. Yapılan müzik köylülerin yoksulluğuna isyan eden bir müziktir ama orada Alevi köylü, Kürt köylü, Sünni köylü, Çerkes köylü, Laz köylüsü falan yoktur. Ağalar vardır, yoksul köylüler vardır. Daha eşitlik vurgusu içinde bu düzen değilsin, bu bitsin denir. Ama 90'lardan itibaren daha muhalif olmanın anlamı eşitlikten özgürlüğe ve kimlik vurgularına kaydı. Yani artık ezilip ezilmemekten öte kimliğini ifade edebilmek, Kürt olduğunu söyleyebilmek, Laz olduğunu söyleyebilmek falan. Bu dünyadaki genel etnik müzik dalgasıyla da birleştiği zaman bizdeki sol müzik, muhalif müzik daha etnik müziğe kaydı. Anako Türkçe Çingenece bir şarkıydı. Bizim, ben konuşamıyorum ne güzel ya, güm diye. Kardeş türkülerde o Türkiye'nin işte etnik mozaik dediğimiz yapısından sesleri bir araya getiren ve Türkiye'deki solun muhalefetin genel dönüşümünü 60'lardan bugüne iyi anlatan bir grup ve müziğini de iyi yapan bir grup. Anako'da Türkçe Ermeni... vallahi konuşamıyorum. Anako Türkçe Çingenece bir şarkı. Yani bilinen örneklerdir hep konuştuğumuz. Şarkıda bir şey yok ama onun sesi komünist denen insan var. Yani insanın sesinden de başını belaya sokabilecek bir şeyler yakalanabiliyor. Şarkısının sözlerinden de, müziğinin tınısından da. Bir yandan da Çingenelerin gerçekten yaşadıkları koşullar hiç de kolay koşullar değil. Yoksulluktu, işte her türlü dışlanmışlıktı. Hele son dönemlerde mahallelerindeki yıkım problemleri. Bugün bütün şikayet ettiğimiz ortama rağmen şöyle son 40 yıla, 45 yıla herhalde başın belaya girmesi biraz daha zorlaşıyor. Çok şükür diyebilirim her şeye rağmen. Bugünlerin genel politik söylemine uygun değil. Yani bugünlerde aman ne kadar başımız, her şey ne kadar tehlikeli filan demek lazım ama bir de işin 45 yıl öncesini düşündüğünüz zaman,
karnam kananç terneri. Çok fazla şey düzelmemiş ama bir şeyler de düzelmiş demek zorundayız. Ama tabii başımız hala belada olabilir.